Şimdi de arkadaşlar size şartlı bloklarla çalıştırma konusunda size bilgi vermek istiyorum. Şöyle ki örneğin ben bir kategoriye tıkladığımda evet burada hani o kategorinin ismi yazıyor ama şuradaki seçilen kategorinin de böyle bir mavi olmasını istiyorum. Yani seçili olmasını. List Group Item'da aslında Bootstrap'ten gelen bir özellik var. Örneğin Active. Bakın hepsini mavi yaptı. Niye? Ben çünkü hepsine mavi yap dedim. Aslında ben bununla bu aynı şey. Yani default değeri true olduğu için bakın hepsini mavi yaptı. Bakın bu false olsaydı bakın hiçbiri aktif olmayacak. İşte burada demek ki bir şart bloğu çalıştırabilirim. Burada diyeceğim ki kategori nokta id eşit midir? 3 eşittir kullanıyoruz JavaScript'te. Tam eşitlik için hem değer örneğin çift eşittir yaparsanız integer olan yani çift tırnak içinde olmayan 1 ile sayısal 1 ile çift tırnak içerisindeki 1 aynıdır. O yüzden 3 eşittir kullanırız. Eğer kategorinin ID'si eşittir. Burada elimizde ne var? Buraya gelen neyi kullanmıştık? Current kategori. Current kategoriden gidelim. O elimizde var. Current kategori. Eşit eşittir. This nokta. Props nokta. Current kategori. Yani kategori ismi eşitse soru işareti. Doğruysa true. Yanlışsa false. Kısacası biz zaten bir kategoriyi seçtiğimiz zaman current kategori o tüm kategorilerden 10 kategori olması lazım. 10, 10 veya 11 veya 9. Bu kategorilerden current kategori eğer o ilgili bu current kategori değil tabii ki. Ben yazarken fark ettiniz muhtemelen. Mevcut kategorinin ismi current kategoriye eşitse aktif true olacak. Değilse false olacak. Bu anlama geliyor. Bakın şu an hiçbiri seçili değil. Neden? Çünkü current kategori yok. Bakın beverage'a tıklıyorum. Condiment'a tıklıyorum. Confection'a tıklıyorum. Yani ne oluyor? Burada tamamen seçili olan kategoriye göre burada bizim aktif özelliğimiz true veya false oluyor. Çok basit. O anki kategorinin ismi current kategoriye eşit mi? Eğer eşitse true döner, değilse false döner. Dolayısıyla bu da bizim için hem kullanışlı, hem görsel olarak kullanıcıyı daha iyi yönlendiren, hem de basit bir kullanım arkadaşlar.